yaşanan olay İstanbul'un her tarafında her gün yaşanabilir. Türkiye'nin her tarafında yine her gün yaşanabilir. Dünyanın her tarafında yine her gün yaşanabilir. Niye? Çünkü kapitalistler, çünkü daha çok kazanmak isteyenlerin bir tek şeyi var, maliyeti düşürmek. Maliyeti düşürmek de girdilerini fiyatları düşürerek yapacak. İşte belli şeyleri düşüremiyor, ham maddeyi falan düşüremiyor. Ne var? İşçi var, işçi ücretler. Sıkıldıkça maliyeti düşür diye bir sinyal aldıkça işçilere yükleniyor. Sizin başınıza gelen, şu anda yaşanan da budur. Arkadaşlar, bu tarih boyunca olan bir şey. Ama bugün tarihin görmediği kadar kesin, şiddetli bir şekilde boğuluyor. Kazanmak, daha çok kazanmak hırsıyla insanı görmemek, insanı kurban etmek. Şimdi buradaki patronlar, onlara seslenmek istiyorum. Bugün Ramazan, muhtemelen çoğu iftar yapacak. Oruçlu filandır. Hani muhafazakar hükümette var ya insanlar. Ya nereye kadar? Yani kazanıp ne olacaksınız? Yani onlara soruyorum. Çok kazandınız. Çok kar ettiniz. Ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Cebenin cebi var mı? Bunu soruyorum. Bir şey daha söyleyip bitireceğim, Zeki Hoca'ya vereceğim. Bu sizin yaptığınız iş çok önemli bir iş. İlk planda şöyle görüyor bu patronlar. Diyorlardır ki bunlar kaç kişi? 30, 40 kişi, 50 kişi. Oho, o kadar çok çalıştıracağım adam var ki yalvarıyorlar, böyle görüyor. Bu şekilde bakıldığı zaman patron güçlü gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok ekmek için çalışmak isteyen çok insan var. İş az, dolayısıyla 50 kişiyi çıkarın, yarın başka 50 kişiyi al. Öyle görünüyor. Ama iş öyle değil arkadaşlar. Hala siz olmadan onlar üretemezler ve kazanamazlar arkadaşlar. Şimdi burada oturan arkadaşlara, çalışan arkadaşlar mutlaka destek veriyordur ama ben yetersiz görüyorum. Yarın o arkadaşlar burada oturabilir. Şurada bu semtte, sadece bu semtte binlerce işçi var. Diyelim ki sizi çıkardı, sizin yerinize 50 kişi aldı. O 50 kişi de bıraktı işi. Onları çıkardı, başka bir 50 kişi aldı. Onlar da bıraktı. Ne yapacak bu patronlar? Siz çok güçlüsünüz arkadaşlar. Sizden güçlü hiç kimse yok. Yeter ki bir araya gelin. Yeter ki bir araya gelin. Biz bu bir araya gelmeleri destekleyeceğiz arkadaşlar. Dünya dönüyor. İşi bitti, sendika bitti filan diye seviniyorlar, oynuyorlar ya. Hayır arkadaşlar, dünya dönüyor. Bu neoliberal soygun dönüyor. Artık tekrar işçinin, tekrar emeğin günleri geliyor. Baktılar ettiler, işçisiz emeksiz olmuyor. En güçlü sizsiniz arkadaşlar. Yeter ki gücünüzün farkında olun.